Merhabalar, ben Gülçin Güner. Hastanenin psikologlarındanım. Gebe Okulu'nda buraya gelen anne adaylarımızla elimizden geldiğince bilgilendirmeye ve onların bu süreci daha keyifle, rahat bir şekilde geçirmeleri için yardımcı olmak istiyoruz. Bu çalışmamızda size annenin gebelik süreci, doğum sonrası depresyon ve anne çocuk arasındaki güvenli bağlanmayla ilgili bilgilendirmek istiyoruz. Ama öncelikle size sormak istediğim bazı sorular var. Lütfen bu konularda biraz kendinize istişare ediniz istiyorum. Kendi annenizle tecrübeniz nasıldı? Sizin için duygusal ve fiziksel olarak ulaşılabilir olduğunu düşünüyor musunuz? Annenizin sizinle ilgilendiğini, size ilgi çekici ve sevilisi bulduğunu düşünüyor musunuz? Kendi annenizle tecrübelerinizin nasıl olduğu doğum sürecinde ve doğum sonrasında çok önemli. O yüzden annenizle aranızdaki duygusal ilişki, fiziksel yakınlık, bundan kastım aslında anneniz başınızı okşuyor muydu? Siz annenize güvenle ve şevkle gidip coşkuyla sarılabiliyor muydunuz? Ya da annenizin gözlerinize baktığınızda "Hah, tamam işte aferini aldım, işte beni sevdiğini hissediyorum" diyebiliyor muydunuz? Ya da tam tersi istenilmediğinizi, kabul edilmediğinizi, biraz birkaç adım geride durmanız gerektiğini mi hissediyordunuz? Aslında bunların hepsi sizin kendi çocuğunuzla ilişkinizde ve aslında aynı zamanda doğum sonrası depresyonu etkileyecek faktörler. O yüzden biraz kendi kendinize muhakeme etmenizin faydası var diye düşünüyorum. Kendi annenizle olumlu bir tecrübe yaşadıysanız, bebeğinizle nasıl bir annelik yapacağınızı daha iyi hissedersiniz. Aslında annelik nesilden nesile aktarılır. Eğer siz başı okşanılmadan büyüyen bir çocuksanız, çocuğunuzun başını okşamakta, ona "seni seviyorum" demekte güçlük yaşarsınız. Ebeveynler genellikle "annem gibi davranmayacağım, ben babam gibi baba olmayacağım" deseler de farkında olmadan tam da anneleri, tam da babaları gibi davranırken bulurlar çocuklarına kendilerini. Bir kutu düşünün şimdi. Bu kutunun içine üzüntü, kırgınlık, çaresizlik, değersizlik gibi olumsuz duygu ve düşüncelerinizi koymuşsunuz. Ve bu kutunun kilidini iyice kilitlemişsiniz. Bu kutu sizin bilincinizin derinliklerinde duruyor. Sizin şahsınıza özel savunma mekanizmalarınızla onun orada kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. O kutu açılmadan durabiliyor. Ancak gebelik sürecinde ve doğum sonrasında annenin bedeninde oluşan hormonal değişim, işte bu kilidin oynamasını, oradan olumsuz duyguların dışarıya çıkmasını, sızmasına sebep oluyor. Bu sızıntı anne adayının depresif duygulanımını arttırdığı gibi hem gebelik süreci hem doğum sonrasında aynı zamanda "acaba ben yeterince iyi bir anne olabilecek miyim" gibi kaygılarını da tetikliyor. Anneliğe dair kaygı ve tereddütleriniz daha çok artıyor. Dolayısıyla kendinizle baş başa yaptığınız o derin sohbetten sonra eğer ihtiyaç duyuyorsanız bir uzmana ya da bana başvurabilirsiniz. Bu sizin hem gebelik sürecinizin hem doğum sonrasındaki lohusalık sürecinizin daha kolay, daha yumuşak geçmesine yardımcı olacaktır. Bu da temelde zaten sizin anne çocuk ilişkinizi olumlu yönde etkileyecektir. Gebelik dönemi bir mucizeyi an ve an şahitlik ettiğiniz heyecan verici bir süreç. Anne olmaya dair hevesleriniz, hayallerinizle birlikte hormonal değişim sizin kaygılı, huzursuz, mutsuz, ani öfke patlamaları yaşamanıza da sebep oluyor olabilir. Gebelik dönemi ve sonrasında sosyal destek sürecin anne adayları için daha yumuşak geçmesini sağlar. Sosyal destekten kastımız şudur. Kadının yakıtı partnerinin duygusal yakınlığıdır. Yani evlenirken yaptığınız o çok şaşırtıcı jestler sadece bir kere de kalırsa kadının yakıtı biter. Doğum sonrasında zaten "acaba beni beğeniyor mu? Beni hala seviyor mu? Bunca şeyin içinde, telaşın içinde beni hala düşünüyor mu?" gibi kaygıları daha çok tetiklenir. Dolayısıyla partnerin hem bebeğin bakımında ve hem anneyle ilgilenirken daha yakın temasta olmasında fayda var. Ayrıca dinlenen doğum öyküleri, olumsuz hikayeler annenin kaygılarını artırır.
Gebe okuluna gelmenizin, uzmanlara danışmanızın bir güzel yanı da aslında burada doğru ve size uygun bilgilerin sunulması. Bu sizin kaygılarınızı azaltacaktır. Gebe okulu eğitimleri içerisinde yer alan bedensel ve zihinsel rahatlama egzersizleri, gebelere uygun olarak verilen yoga eğitimleri aslında sizin günlük rutininize yerleştirdiğinizde hem gebelik sürecinizin hem doğum sonrası sürecinizin daha kaliteli geçmesine yardımcı olacaktır. Bu noktada hekiminiz uygun görüyorsa hafif yürüyüşler ve hafif egzersizlerin de kaygı seviyenizi azaltacağını düşünüyorum. Annenin karnında bebeğin ilk beyni gelişir. Bu sayede anne bebek arasında sağ beyinden sağ beyine bir iletişim kurulur. Bebeğiniz sizin stresli olduğunuzu, üzgün ya da mutlu olduğunuzu hisseder. Gebeliğin 25. haftasından itibaren bebek artık dışarıdan gelen sesleri algılamaya ve bunlara tepki verebilir olmaya başlar. Dolayısıyla bebeğinizle konuşabilir. Ona sözsüz ve yatıştırıcı müzikler dinletebilirsiniz. Aynı zamanda doğum sonrasında da gebelik sürecinde dinlettiğiniz o müziklerin rahatlatıcı bir etkisi olacaktır. Bebeğinize yatıştırıcı bir etkisi olacak. Doğum sonrası ilk 15 gün ani hormonal düşüşler annelik hüznüne sebep olur. Annenin hissettiği duygulardaki dalgalanma, alınganlık, isteksizlik, keyifsizlik, uyku hali, yorgunluk, alınganlık, tek başına kalma isteği, kalma isteği, sosyal desteklerini istememe yanında gibi davranışlar sergiler. Annenin hissettiği duygulardaki dalgalanma, alınganlık, isteksizlik, keyifsizlik, uyku hali, yorgunluk, tek başına kalma isteği olarak görülür. Bu sürecin normal bir parçasıdır. Eğer annelik hüznünün şiddeti artmaya başlarsa ve 15 günü aşıp 30-40 güne yayılırsa doğum sonrası depresyon olabilir. Bebeği kucağına almak için sabırsızlanan kadın da, anneliğe hazır olmayan kadında da doğum sonrası depresyon görülebilir. Sebebi biyolojiktir. Araştırmalara göre ailesinin geçmişinde ya da kendi geçmişinde depresyon, kaygı bozukluğu olan kadınlarda da lohusalık depresyonu daha sık görülür. Ani öfke patlamaları, ağlama krizi, bıkkınlık, tek başına kalma isteği, bebeğin ihtiyaçlarını tahammül edemeyip emzirmek istememek, bebekle bağ kuramama, onu yabancılama, bebeği yeterince hissedememe ve ona iyi bir anne olamama düşüncesi, etrafındaki sosyal desteği dışlamaya çalışma. Ve bunun yanı sıra daha da tehlikeli olan kendine zarar verme düşünceleri ve bebeğe zarar verme düşünceleri görülebilir. Eğer bu belirtiler söz konusuysa muhakkak bir uzman yardımı alınmalıdır. Bizim geleneklerimizde biraz daha koruyucu aileyiz. Avrupa toplumları gibi 18 yaşına geldiğinde çocuklarımızı ne yaparsan yap deyip bırakmıyoruz. Gebelik süresinde onlara elimizden gelen desteği verdiğimiz gibi doğum sonrasında da onlara destek veriyoruz. Annelerin, teyzelerin ya da aile büyüklerinin kendi deneyimlerinden yola çıkarak onlara bebek bakımını öğretmeye çalışmaları, çocukla annenin baş başa kalmalarını sağlamak istemeleri, bunun yanı sıra işte çocukla annesi ilgilensin, işte biz evin işlerini hallederiz gibi. Anneyi aldıkları o sevgi çemberi hem gebelik sürecinin hem de doğum sonrası sürecin daha hassas, daha kıymetli, keyifli geçmesine yardımcı olacaktır. Anne bebek arasındaki güvenli bağlanma, bebeğin duygularını tanıma, duygularını dengeleme ve empati yeteneğini geliştirdiği gibi beyin gelişimini de yönlendiriyor. İlk 3 yıl bebeğin sağ beyni, 3 yıldan sonra bebeğin sol beyni gelişmeye başlıyor. Yani bizim ilk 3 yıl odaklanmamız gereken şey, göz teması, şefkat ve güvenli bağlanma ilişkisi kurarak aslında bebeğin sosyal ve duygusal yeteneğini geliştirmek, sonrasında 3 yıldan sonra bilişsel yeteneğin gelişmesine önem verilmeli. Anne karnındayken bebeğin ilk önce beyni gelişir. Annenin beyni ve bebeğin beyni senkronize olur. Bebek annenin üzgün ya da stresli olduğunu hissettiği gibi istenilen bir bebek olup olmadığını da hisseder. Doğum sonrasında da anne ile bebek arasında sağ beyinden sağ beyine iletişim kurulur. Bu sayede anne
bebeğin ihtiyaçlarına uygun olan ilgiyi yöneltmeyi öğrenir. Yani bebek açsa meme veririm. Ağlıyorsa, gazı varsa gazını çıkartırım. Ama gazı olan bebeğin işte altını temizlemek için açmam. Yani bebek şunu anlar, ben doğru anlaşılabiliyorum ve ihtiyaçlarım doğru yönde karşılanabiliyor. Uzmanlar öncelikli olarak gebelerimizi normal doğuma yönlendiriyor. Bunun şöyle bir ödülü daha var aslında. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerde ilk 45 dakika boyunca anne de yüksek seviyede oksitosin salgılanacağı için anne bebek arasındaki bağlanmada hem güçleniyor hem de annenin bebeğin ihtiyaçlarını öğrenme, bebeğin dilini öğrenmeye dair yatkınlığı artıyor. Anne normal doğum yapamadı, sezaryen yapmak durumundaysa bir şey kaybetmiş değiliz. Moral bozmaya gerek yok. Çünkü hem emzirme sürecinde hem de bebek bakımı sürecinde zaten oksitosin salgılanıyor ve bu da anne ile bebek arasındaki yeterli bağlanmanın yeterliliğini sağlayabiliyor. Doğum sonrası 3. aya kadar bebeğin sınırı yoktur. Bebek annesini kolu bacağı gibi bir uzantısı sanır. Ben acıktım, anne de acıktı. Anne bana gülümsüyor, o zaman ben değerliyim. Anne üzgünse ben değersizim. 3 ayın sonunda bebek ağlama, annesinin cevap vermesi, ihtiyacının giderilmesi arasındaki dansı öğrenmeye başlıyor. Bebek her ağladığında kucağıma almayayım ki ağlamaya alışmasın. Düşüncesi yaygın olarak yapılan bir yanlıştır. Eğer bebek ağlıyorsa size ihtiyacı var demektir. Nokta. Ve her ağladığında mümkün olan en kısa sürede ihtiyacını gidermelisiniz. Bebeğiniz uyumaya çalışıyor olsa bile karanlık korkusu, yalnızlık korkusu, ayrılık korkusu, kendisinin ve sizin saldırganlığınızı hissetmesinden dolayı oluşan korku onu ağlamaya yöneltebilir. Dolayısıyla 1 yaşından önce bebeğin ağlamalarının nedeni her zaman ihtiyaç ve korkudan kaynaklanmaktadır. Ancak 1 yaşından sonra bebekler hüsran ya da kızgınlık dahil birçok sebepten dolayı ağlayabilirler. Şimdi elbette ki bebeğin bekleme toleransını yavaş yavaş arttırmamız sağlıklı gelişimi için ihtiyaç. Ama 3 aylık bir bebekle 12 aylık bir bebeğin bekleme toleransı bir olmaz. Dolayısıyla bebeğimiz artık 10 aylık, 12 aylık olmaya başladığında tabii ki ağlamasını görmezden gelmeyeceğiz. Ama hani biraz daha rahatsızlığını, ihtiyacını belli etmek için kımıldanması, birazcık hareketlenmesi ve o sürede geçen o minik minik bekletmelerle küçük küçük bebeğin toleransını arttıracağız. Sağlıklı olan budur. Bu süreçte hani bana kızmış görünüyorsun, beklediğin için mi bu kadar kızdın, özür dilerim ama bak şimdi buradayım, yanımda güvendesin gibi yatıştırıcı sözlerinizi ve duygularınızla buna eşlik etmeyi de ihmal etmeyin. Bebeğinizin yalnızca fiziksel ihtiyaçlarını sağlamanız yeterli değildir. Eğer bebeğinizin duygusal olarak yanında değilseniz, yani tüm dikkatimle, tüm heyecanımla, merakımla, seninle baş başa birlikte tekrar var oluyorum durumunda değilseniz, bebekle ilgilenirken diğer yanda işte telefonda, Instagram'da neler var, televizyonda neler dönüyor ya da başka bir şeyle ilgileniyorsanız, kafanızda başka bir şey bile olsa odaklandınız, bebek bunu hisseder. Dolayısıyla bebeğin yanında yoksunuz demektir. Bebek böyle hisseder. Bebeğin duygusal doyumunun sağlanması için bebeğinizle sık sık göz teması kurmalı, sevgi dokunuşlarını ihmal etmemeli, şefkat dolu ses tonunuzla ona şahitlik etmelisiniz. Emzirmede anne ile bebek arasında en yakın olduğu, temas halinde olduğu durumlardan, hallerden biridir. Göz teması kurmanız, teninizin kokusu, kalp atışınızı duyması bebek için yatıştırıcıdır. Bebekler karn doyduğu halde memeyi ağızlarından bırakmak istemezler. Memeyi çekmeyin bebeğin ağzından. Çünkü orada evet karnı doydu ama bağlanmaya doymadı. Tensel yakınlığa doymadı, kokunuzu almaya doymadı. O zaman izin verin,
Bırakalım bebek bağlanmaya da doysun. O ne zaman isterse memeyi o zaman bıraksın. Gebe okulunun emzirme eğitimleri sırasında vurgulanan bir şey vardır. Bebek memeyi ısırdığında kendinizi geri çekmeyin, aksine itin denir. Aslında bunun şöyle de bir psikolojik yönü vardır. Çünkü annenin evet gayri ihtiyari memeyi ısırılınca canı acıdı, kendini çekti, yüzü vuruştu. Çocuk memeden uzak kaldı. Anneye de baktı. Bir hata var, bir şey yanlış yaptı. Ben mi kötüyüm, anne mi kötü? Çocuk ikilemde kalır. Eğer bu süreç ve bu davranışların benzerleri devam ederse, aslında yavaş yavaş biz şunun zeminini hazırlamış oluyoruz. Annem iyi, ben kötüyüm. Demek ki ben sorunu çıkarmazsam hiç, annem beni sever. İlerleyen süreçte bu neyi öğretir çocuğa? Koşullu sevgiyi. Ama bizim için özgürleştirici olan her zaman koşulsuz sevgidir. İhtiyacımız olan budur. Bize yetişkinlik döneminde kaygı bozukluğu problemiyle gelen insanların aslında o problemlerinin temelinin çocukluk döneminde duygularını tanımamalarından kaynaklandığını biliyoruz. Dolayısıyla bebeğin duygularını tanıması çok kıymetli. Bebek doğumundan itibaren ayna nöronlarına sahiptir. Bu sayede bebek annesinin jest ve mimiklerini taklit eder. Yani annenin de bebeğin yüzünü buruşturduysa, ağlıyor gibiyse, gülüyor gibiyse bunları taklit etmesi hem bebeği teşvik eder hem de bu nöronların gelişmesine yardımcı olur. Anne ile bebek arasındaki bu duygu, ifade ve jest paylaşımı bebeğin hem kendini ve duygularını tanımasına hem de başkalarının duygu ve niyetlerini anlamasını sağlar. Empati de anne ile bebek arasındaki ilişkide öğrenilir. Örneğin bebek dudağını büzmüş, gözleri yaşlı, suratı iyice kızarmış, ağlamak üzere. Anne de onun üzgün yüz ifadesini takınıp onunla konuşursa, onun sözleriyle rahatlatırsa, bebek duygularının annesi tarafından görüldüğünü, farkında olduğunu anlar, kabul edildiğini hisseder. Bu etkileşim, bebeğin kendisini değerli, sevilebilen birisi olarak görebilmesinin ve empatik tepkileri öğrenebilmesinin başlangıcıdır. Eğer anne bebeğe uyumlanmamışsa, yani bebek ağlıyor, anne kızgın, ilgisiz ya da umursamaz gülerek cevap veriyorsa, bebeğin algısı şu yönde gelişiyor. Anne beni anlamıyor, hislerimi önemsemiyor. Dolayısıyla ben önemsizim. Ve bu uyumsuzluk ve bebek bu uyumsuzlukla başa çıkmak için farklı yollar geliştiriyor. Anne yüz çevirebilir, ağlayabilir, annesine ağlayarak yapışabilir ya da iki adım gelip bir adım gitmek gibi böyle kaçınmacı davranışlar sergileyebilir. Bebekle aranızdaki bu ilişki aynı zamanda bebeğin duygularını düzenleme becerisi kazanmasının da temelidir. Bebek 2 yaşına gelene kadar duygu düzenlemesi ve bebeğin rahatlatılması anne tarafından sağlanır. 2 yaşına kadar bebeğin tüm ihtiyaçları aynı şefkatli yaklaşımla, göz temasıyla karşılandıysa bebek kendini rahatlatmayı öğrenmeye başlar. Eğer ihtiyaçlar karşılanmamışsa, 2-3 yaşında bir çocuğun agresif hırçın davranışlar sergiliyor olduğunu görebiliyoruz. Ya da kreşte 2 tane çocuğumuz olsun. Birinin adı Jennifer, öbürünün adı Mike olsun. Kimseye de alınmasın, gücenmesin kimse. Jennifer kendi halinde oynuyor oyuncaklarıyla. Mike geliyor bir dürtüyor, rahatsız ediyor, bir oyuncaklarını dağıtıyor. Rahatsız olduğunu belli etmeye çalışıyor elinden geldiğince. Ama Mike onu anlamıyor. Burada Mike'ın hareketliliğinden, yaramazlığından şikayet ediliyor ama oysa çocuğun ne öğretmenine, ne Jennifer'a, ne de bir başkasına garezi var. Çocuk kendini rahatlatmayı bilmediği için ve öteki arkadaşının yüz ifadesinden, davranışlarından rahatsız olduğunu anlayamadığı için davranışlarını devam ettiriyor. Duygu düzenleme becerisine sahip olmak, kontrolümüzü kaybetmeden kızabilmek, depresifleşmeden üzüntüyü deneyimlemek,
taşkınlık yapmadan mutlu olabilmek anlamına gelir. Ve esneklik de heyecanlandıktan ya da üzüldükten sonra düzenli bir duygusal duruma dönebilme becerisidir. Burada birinci duygularımızı da dipnot olarak söyleyeyim. Üzüntü, neşe, öfke, şaşırma, korkma, tiksinme ve utanmadır. Eğer anne kaygılı, sıkılgan, yetersiz göz teması kuran bir anne ise ya da duygusal olarak mesafeli ise bu beceriler sağlıklı gelişemez. Duygusal düzenlemenin iki aşaması vardır. Aslında söylediğim şeyler ama tekrar etmek durumundayım. Duygusal düzenlemenin iki aşaması vardır. İlk aşama sözsüz iletişimdir. Göz teması kurarak varlığını onaylıyorum. Duruşunuzla, ilgiliyim seninle, sesinizin tınısıyla, yüz ifadenizle senin varlığından mutlu oluyorum, huzur buluyorum. Sözsüz iletişimdir bu. Duygusal düzenlemenin ikinci aşaması ise sözlü iletişimdir. Sözsüz işaretlerden yola çıkarak bebeğinizde gördüklerinizi bebeğinize yansıttıktan sonra aynı zamanda bunu sözel olarak da ifade etmenizi gerektirir. Duygusal düzenlemenin ikinci aşaması ise sözlü iletişimdir. Yani bebeğinizin üzgün olduğunu fark ettiniz. Onun üzgün yüz ifadesini taklit edip ona kendisini aynaladınız. Aa, üzgün görünüyorsun. Bir süreliğine dışarı çıktığım için korktun mu yoksa? Özür dilerim, bak şu anda buradayım gibi. Ya da yüz ifadesine baktınız. Acıkmış görünüyorsun. Yanımda olmak mı istedin? Ya da yanıldığım için üzgünüm, seni yanlış anladım gibi ifadeler hem sözlü hem sözsüz iletişimle bebeğinizi desteklemeniz, onun duygularını tanımasına yardımcı olmanızı sağlar. Bu süreçte aslında hem duygusal ve sosyal gelişim hem de bilişsel gelişimin bir arada götürüldüğü bir sözlü yansıtma süreci ortaya çıkıyor. Güvenli bağlanma demek, sağlıklı bağlanma ve sağlıklı ayrışmak demektir. Bebekler çok az gelecek algısıyla şu an ve şimdi de yaşarlar. Yani anneleri göz önünden kaybolduğu zaman annem bir daha dönmeyecekmişçesine korku duyarlar. Bu ayrılık korkusu normaldir. Annesiyle arasında güven ilişkisi kuran bir bebek bile bu kaygıyı ancak 18 ay civarında hafifletebilir. Bebeklerde 18 aya kadar yüz hafızası gelişmediği için göz teması kurmak güven ilişkisi için çok önemlidir. Çocuğu oyun oynarken ya da bir yerleri keşfederken izlemişsinizdir. Ne yapar bebekler? Etrafı keşfederler. Uzaktan anneye şöyle bir göz temasıyla bir bakarlar orada mı diye. Sonrasında ya da gelip yanlarına bir dokunurlar. Anneyi üs olarak kullanır, etrafı keşfetmeye devam ederler. Küçük çocuklar için en sancılı zaman annelerinin geliş gidiş anlarıdır. Bebekler özellikle uyanmak, uyumaya başlamak, oyun zamanından banyo zamanına geçmek, banyodan yemeğe oturmak, kreşe, anaokuluna başlamak gibi geçiş dönemlerinde annelerinden görecekleri güvenliğe, tutarlılığa ve tahmin edilebilirliğe ihtiyaç duyarlar. Bebek annesinden ayrı kaldığında parmak emme, uyurken battaniye ya da oyuncağa sarılma gibi davranışlarla aslında o ayrılık stresörünü kendince azaltmaya çalışır. Bu bebeğin kendini rahatlatma biçimidir ve normaldir. Bu geçişleri kolaylaştırmak için neler yapılabilir? Sabah uyanmak ya da uykuya dalmak gibi büyük geçişlerde bebeğe eşlik etmeliyiz. 1. Bebeğinizden her ayrılışınızda muhakkak hoşça kal deyin bebeğinize. Ve aslında ayrılma ve kavuşma arasında izleyeceğiniz bir rutininiz olsun. Hatta ayrılırken kendi aranızdaki, bu sizin aranızdaki özel ilişki. Buna uygun kendinizce bir şarkı oluşturabilirsiniz. Ya da kendinizin olan bir kıyafeti bebeğinize verebilirsiniz ayrılacağınız zaman. Ama hep aynı şarkı olsun ya da hep aynı kıyafet olsun. Bebeğinize vereceğiniz. Dışarı çıkmanız gerektiğinde bebeğinize çıkacağınızı da söyleyin. Onunla bir yetişkinle konuşur gibi anlatın. Bu süreçte bebeğiniz eğer ki ağlama, endişelenme, korkma gibi davranışlar gösteriyorsa muhakkak bebeğinize
Onun yüz ifadelerini aynalayın. Korkuyorsun biliyorum ama burada güvendesin. İşte seni anneannene bırakıyorum, babana bırakıyorum. Tekrar geleceğim. Bebeğinize bunun teminatını verin. Ve bu süreçte tabii ki anneler içten içe şu duyguları yaşıyorlar. Ben ne kadar kötü bir anneyim. Bebeğimi üzüyorum. Pişmanlık duyuyorlar, suçluluk hissediyorlar. Gitmek zorunda oldukları bir yer belki. Bu duygudan kaçmak için o kapıdan, kapının eşiğinden bir an önce adım atıp gitmek istiyorlar. Ama izin verin, o duyguyu da yaşayın. O duygunun geçip gitmesine izin verin. Ancak çocuğunuzla da hani bu duygulardan kaçmak için bir an önce vedalaşıp da çıkmayın. Tadıyla vedalaşın ve geldiğinizde de muhakkak onunla doya doya sarılın, onunla doya doya vakit geçirin ki bebeğiniz bu ayrılmanın oluşturduğu stresi ve hasarı onarabilsin. Ayrılma ve kavuşma sırasında izleyeceğiniz bir rutinin olması faydalıdır. Aranızda olan özel bir ayrılık şarkısı ya da giderken bir eşyanızı bebeğinize bırakmanızın faydası olabilir. Ona uzun uzun sevgiyle sarılın, geri döneceğinizi söyleyin. Eğer endişeleniyor, korkuyorsa duygularını ona yansıtın ve onu yatıştırın. Bu sırada içinizden ben kötü bir anneyim, çocuğumu ağlatıyorum gibi suçluluk duyguları geçiyor olabilir. Pişmanlık, kaygılar geçiyor olabilir. İzin verin bu duygular o süreçte gelsin ve geçsin. Bu duyguları bastırmaya da çalışmayın. Hem kendiniz için bu duyguları bastırmak için hem de işte çocuğun daha fazla ağlamasın deyip de bir an önce kapıdan adımınızı atıp dışarı çıkmak yerine çocuğunuzla doya doya bir vedalaşın. Ancak döndüğünüzde ise tek odağınız bebeğiniz olsun. Çünkü ayrılık sürecindeki o stresi güvenli bağlanma ilişkisine hasar vereceği için onu onarmak için ekstra zaman harcamanız gerekecektir. Dolayısıyla bebeğinizle aranızdaki ilişkide döndüğünüzde tek odağınızın bebeğiniz olması aslında o hasarı onaracak aktivitelerden biridir. Eğer 3 yaşından küçük başka bir çocuğunuz daha varsa, evde bakım veren, çocuklarınıza siz yokken bakan her kimse, onunla irtibatta olmanızın faydası var. Çocuk yaşı itibariyle ne kadar küçükse anneye olan ihtiyacı o kadar fazladır. Dolayısıyla siz geldiğinizde belki önce büyük olan çocuğunuzla ona özel ilgilenip onunla bir kavuşma seremonisi yaşadıktan sonra bütün odağınızı, bütün dikkatinizi küçük bebeğinize yöneltmenize faydalı olacağını düşünüyoruz. Bebeğiniz biraz daha ayrı kalmaya ve bağımsızlığa hazır olduğu zamanı size hissettirecektir. Her ne kadar sağlıklı bir ayrışma süresi 3 yaş olsa da çocuğunuzun gelişim saati kendine göre işler. 3 yaş öncesinde çocukların tam zamanlı kreşlere gönderilmesi önerilmemektedir. Mümkünse ilk 3 yıl birincil bakım veren annenin olması sağlanmalı. Eğer değilse de çok fazla bakıcı değiştirmemekte fayda vardır. Bebek anne dışında bir başka bakım verene emanet edilecekse, bu anneanne de olsa, babaanne de olsa, en az 2 ay anneyle birlikte bebeğin günlük rutinlerine eşlik etmelidir. Bebeğin anneden anneanneye ya da diğer bir bakım verene geçişi kolaylaştırılmalıdır böylelikle. Yani çalışan bir anne olabilirsiniz. Tüm gününüzü bebeğinize ayıramıyor olabilirsiniz. Ya da bazı noktalarda bebeğinizin ihtiyaçlarını geciktirmiş olabilirsiniz. Eğer çocuğunuzla fiziksel ayrılık ya da duygusal kopukluğu hemen ve hassas bir şekilde onarmak için çaba gösterirseniz, çocuğunuz kendini duyulmuş ve anlaşılmış hisseder. O hasarı telafi edebilirsiniz. Ve bu hasarı telafi etme yöntemlerinden birisi de aslında gece birlikte uyumaktır. Çünkü gece çocuk için en korkunç bölümdür. Annelerin bedensel teması, şefkat ve bebeklerinin korkularına verebilecekleri hızlı karşılık, gün içerisindeki ayrılmaları ya da o bağlanmadaki uyumsuzlukları onarabilme fırsatıdır, onarabilme zamanıdır. Dolayısıyla bebeğiniz sizin yatağınızın yakınında ten teması,
duyabileceğiniz, ten temasını hissedebileceğiniz, sizin kokunuzu alabilecek, nefes alışverişinizi duyabilecek yakınlıkta olursa bebek için daha rahatlatıcı olur. Eğer ikiz bebekleriniz varsa fiziksel olarak daha hassas olan daha talepkar da olabilir. Bu durumda ebeveynler daha sakin ya da iyi gelişen ikizi ihmal ediyor olabilirler. Acil ihtiyacı olan bebeğe öncelik verilmeli. Ancak her iki bebeğe de eşit dokunulma, eşit sevilme ve eşit kucaklanmaya özen gösterilmelidir. Bebekler birbiriyle kiloları, boyları ve farklılıkları açısından kıyaslanmamalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir konuda aklınızda bir soru işareti kalırsa muhakkak bunu bizlere gelip danışabilirsiniz. Sevgilerimle.